Diyorlar ki zamanlama manidar. Ben Neydi Cumhuriyet? Cumhuriyet? Bir dakika. Zamanlama manidar, devleti zarara uğratmışlar. Bunların hiçbirisi geçerli olamaz, tersi geçerlidir. Neden? Ben Cumhuriyet savcısıyım. Aman, bunun zamanı değil, seçim yaklaşıyor. Böyle bir kaygı içerisinde görevimi bir tarafa mı bırakacağım? Onun ötesine geçelim. Hemen diyorlar ki, işte bu devletin menfaatlerine aykırı düşmüştür. Nedir o? Birisi diyor ki 104 milyar zarara uğradık, dolar diyor. Birisi çıkıyor 44 milyar diyor. İsterse 20... Savcı bunlarla ilgilenmez mi? Hayır, ilgilenemez. İlgilendiği anda savcı yetkisini aşmış, yürütme ve yasama organının yetkisini gasp etmiş olur. Niye biliyor musunuz? Siyaset yapmış olur. Hı hı. Yargıcın, savcının ülkeyi kurtarmak, ülke siyasetine yanlış düşen hareketten kaçınmak diye bir görevi olamaz. Peki ya burada yani şu açıdan yani zamanlama açısından sizde bir kuşku uyandırmadı mı? Beni ilgilendirmiyor. Seçimler yaklaşıyor vesaire. Bu konuda yani hükümetin çok net ifadeleri var. Bu. Şimdi bu soruşturma elbette ki uzun süreden beri başlamıştır ama yeni ortaya çıkmıştır. Hı hı. Ve 15 aydır diyor biz bunun üzerindeyiz diyor. Yani bu olaya el koyan. Buraya kadar gizli tutması bile bir başarıdır. Çünkü çok sanıklı bir olayda bunu kolay kolay gizli tutamazsınız. Hakikaten mitin bile haber olmadı. Hayır olmayabilir. İyi ki olmamış.